Herkese merhaba. Hepiniz Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersinden sadece bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Bir hatırlatma. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, teşekkür etmeyi ya da selam çakmayı unutma. Yerde duran bir zincire ip bağlanmış ve bu ip sürtünmesiz makaradan geçirilerek ucuna sabit büyüklükte kuvvet uygulanmaktadır. Bu kuvvet F olarak adlandırılıyor. Buna göre şekildeki konumdan zincirin son halkası yerden kesilinceye kadar geçen sürede zincirin inmesi ve ipteki gerilme kuvveti nasıl değişir diyor. Bakın aşağı doğru F kuvvet uygulanmış ve şu kısımda zincirin ağırlığı olsun, yani G olarak ifade edeyim. Ve ivmemiz şöyle olur. Aşağı doğru çekiliyorsa F daima G'den büyük olmalı. İvme A eşittir F eksi G bölü toplam kütle olacaktır. Toplam kütle olarak adlandıralım. Evet, F kuvvetimiz gittikçe artmış olmalı. Çünkü yukarı doğru çekildikçe şu ağırlık artacaktır. Ağırlık artınca uygulayacağımız F kuvveti sabit olduğundan net kuvvet de azalmış olmalıdır. Net kuvvet azaldı. Yalnız toplam kütle artmış olmalı. Neden? Çünkü zincir yukarı çıkıyor ya, yerden teması kesilene kadar zincirin ağırlığı artmıştı. Haliyle kütlesi de artmış olmalı. Bir yandan kütle artarken bir yandan da net kuvvet azalırsa ivme de azalmış olur. Bu durumda cevap ya A ya C ya da E seçeneğinde yer almalı. Peki ipteki gerilme kuvveti nasıl değişir diyor. İpteki gerilme kuvveti sabit kalır. Neden mi? Çünkü F kuvveti sabit olduğundan şuradaki gerilme yine F olmalı. Aynı ip olduğundan buradaki gerilme T gerilmesi de F'ye eşit olmalı. F sabit olduğu için İpteki gerilme kuvveti de bu durumda değişmez olacaktır. Cevap A'da, Adana'da yer almaktadır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.